Yeni Gündem'den programımızdan sizlere saygıyla selam veriyoruz. Evet, Yeni Gündem'in bugün konuğu AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Yılmaz. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, sosyal politikalar deyince tabii böyle o kadar geniş bir alan ki herhalde uğraşacağınız o kadar çok şey var. Ama tabii bütün bunların yanında da ülkenin önemli sorunları var. İşte Medova'dan gelen şehit haberleri, İstanbul'da patlayan bomba, Midyat'ta patlayan bomba. Buradan bir başlayalım mı? Bombalar konusunda. Tabii içimizi en çok acıtan noktadan girdiniz. Allah şehitlerimize, gazilerimize ve yakınlarına sabırlar diliyorum ama şehitlerimize de gerçekten mekanları cennet olsun. Biz AK Parti teşkilatları olarak tek boynumuzu büktüğümüz yer bu şehitlerin haberleriyle hem sarsılıyoruz hem de gerçekten ülkemizin birliği ve beraberliği açısından da onların dualarıyla inşallah güzel yarınlar, bizi arkadan yetişecek nesiller. Tabii ki bu ülke kolay kazanılmadı ama Rabbim onların her daim mekanları cennet olsun. Biz onlara dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Evet. Şey, başka bir şey. Evet. Haklısın şey gerçekten. Erdem'in şehit haberleri diyebileceğimizin gerçekten üzülüyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Ama Sayın Başbakan oldukça kararlı bu konuda. Bu iş bitinceye kadar devam edeceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda açıklamaları var. Herhalde tabii, ilk defa bu kadar kararlı görünmeye başladı. Tabii ülkenin yaklaşık 7 Haziran'dan bugüne kadar konuştuğu tek şey terör. Terör, evet. Ve bu terör de yani insanların kendi içimizde buna destek veren anlayışla da ayrıca mücadele ediliyor. Çünkü o bölgede yaşayan insanlar hiçbir zaman terör örgütünü desteklemek veya ne bileyim bununla beraber yol almaktan hiçbir zaman birlikte hareket etmekten yana olmadı. Ancak oradaki görüyoruz ki kazılan tüneller, oradaki yaşayan insanların evlerinin alttan birbirlerine bağlantılarla çok ciddi bir kendilerini de güvende hissederek böyle meclis kürsülerinden ahkam kesenler şimdi sesleri çıkmıyor. Ayrıca onların da bu ülkede bir tanesinin de ülkeden gidene kadar veya öldürülene kadar bu mücadelenin sürecinin kararlılıkla Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere başkanımız da kararlı. Biz de teşkilatlar olarak ülkesini seven vatandaşlar olarak sonuna kadar bu konuda destek veriyoruz. Evet, sizin ilindeki herhalde konumuzda bu işlerle ilgili biraz da çekiyor. Birçok o savaşlardan şehit ailelerimiz var. Birçok İzmir'de ve çevresinde, ilçelerde birçok gazimiz var bu arada. Evet. Sizin konumuzda daha çok bu. Evet, biraz da ilindeki politikalara gelelim. Sosyal politika. Neler yapıyorsunuz? Sosyal politikalar olarak tabii ki baktığımız çerçeve çok çok önemli. Eğer içinizde gerçekten hizmet aşkı varsa bunları da beraberinde sizinle beraber büyüyor. Ve yaptığımız çalışmaların en başında da bize de şehit ve gazi aileleri geliyor. Bunları da sosyal politikalar il müdürlüğümüz olarak devletin her türlü imkanlarıyla müdürlük olarak da bizzat ilgileniyor ve onların her türlü sıkıntılarını, dertlerini yanında olduklarını görüyoruz. Ve bunlarla da alakalı biz de teşkilat olarak bu çalışmalara katılıp bir nebzede bir yerinde olmak istiyoruz her zaman. Tabii ki engelli ve yaşlılarla da çok ciddi ülkemizde çok ciddi bir sahiplenme yani engelli ve yaşlılara. Çünkü 2040'lı yıllarda istatistiklere göre yaşlıların çok daha yüksek oranda olacağı ve gençlerin arkadan yetişemediğinden yaşlılara ve engellilerle alakalı sosyal politikalar olarak bakanlığımız olarak çok ciddi bir çalışmalar yapıyor. Ve İzmir'de bakım aile alan ve
yaklaşık 18 bin engelli var. Bu engellerle birebir sosyal politikalar indiriyoruz ve kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma noktalarımız ilgileniyor. Bu yardımlaşmada da bazı engelli kardeşlerimizi bakanlık nezdindeki kanun ve şeylerden yürürlükteki olan uygulamalardan haberleri olmuyor. Ev değiştiriyor. Ev değiştirmelerden yaşanan sıkıntılardan geriye dönük ödemelerle alakalı birçok geriye dönük talepler oldu ve bunlardan geriye dönük paralar tahsil edilmeye çalışıldı. Tabii bunların içerisinde samimi olanlar, bu işi bilmeden yapanlar var ama bir de art niyetli yaklaşanlar var. Biz onlar için değil de samimi ve gerçekçi olanlar için bakanlık yeni bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın içerisinde de engelli bir ailenin içerisindeki engelli sayısına göre de maaş ve girdisine bakılmaksızın onlara da ayrı bir destek anlamında yardım için bu yeni çıkacak TOBİAS'ta böyle bir çalışma var. Aslında bu çalışmanın birçok kişi engelli vatandaşlarımız bilmiyor. Siz ülkelerdeki böyle komisyonlar vasıtasıyla mı götürüyorsunuz bu işte? Nasıl şimdi, vatandaşlar duyurma açısından? Şimdi tabii engelli aileler mutlaka kendileriyle alakalı bir çare arama içine girdiklerinde ya sosyal yardımlaşma vakıflarına gidiyorlar ya da sosyal politikalara müracaat ediyorlar. Bu sosyal politikalara müracaat ettiğinde onların hangi haklardan faydalanılacağıyla alakalı kriterler belirli. Ancak engel durumuna, ondan sonra yaşlıysa yaşlı durumuna göre de oradaki kriterlere göre bir değerlendirme yapıyor. Fakat oradaki memur arkadaşlarımız tabii ki işlerini her anlamda yapsa da vatandaşlar derdini tam yaşadığı sıkıntılarla beraber elindeki bilgi ve belgelerle tam anlatamadığı zaman bu sefer eksiklikten kaynaklanan yardımı da alamıyor. Ve bununla alakalı da gerek bize geliyorlar, gerek işte kaynaklanıklara geliyorlar. Bir şekilde bunları tamamlamaya çalışıyoruz ama sonuçta onların derdiyle dertlenmek gerekiyor. Engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek için de bununla alakalı biz bir kampanya başlattık. Elektronik ortamda. Tabii ki bunlarla alakalı da çok farklı bir şey gelmeye başladı. Engellilerin sosyal alanda yaşadıkları belediyelerin veya yaşadığı ortamda belediyelerin yapması gereken bazı uygulamaları yapmadığı ve evlerinde rahat bulunduğunda evlerine çıkamadığı, bunlarla alakalı da sağ olsun hayırseverlerimiz, komşuları veya belediyelerin de katkılarıyla bunları çözmeye çalışıyoruz. Geçen de çok enteresan bir mail geldi. Özellikle bunu da buradan söylemekte fayda var. Onunla alakalı biz gerekli yazışmalarımızı yaptık. Mesela bir engelli dedi ki, bizim engelliler olarak bir işletmenin söylemesine bir tuvaletine gittiğimiz zaman rezervuar çubuğu bizim erişemeyeceğimiz bir yerde. Bunlarla alakalı biz selfie çubuğuyla mı İşte buraya basmamız gerekiyor falan. Tabii bu çok mantıklı. Evet. İşte bazı yerlerde engellerle alakalı yeni kurumların içerisinde yapılmadığı engelli rampaları. Bunlarla alakalı sağ olsun nereye de şikayet varsa onu dile getiriyoruz. Onları çözmeye çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizde. Tabii. Bütün ilçelerimizde. Bir komisyon var mı? Engellerle ilgili. Sosyal politikalar ilçe başkan yardımcıları var. Bunlar tamamen bize bağlı ve biz bunlarla da alakalı her 15 günde bir ilde toplantı yapıyoruz. Ve toplantı yaptığımız zaman da toplantılara da kurum, mesela bizi ilgilendiren kurum müdürlerine veya bilgi alabileceğimiz müdürleri davet ediyoruz. Onlar bize orada da sunum yapıyorlar. Ve bizim arkadaşlar da bilgilerin daha çok sahada vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında da bilgi anlamında da destek olmaya çalışıyoruz. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Herhangi bir engelli vatandaş, evet, herhangi bir AK Parti ilçe başkanlığına gidip de arkadaş benim böyle böyle sorunlarım var dese
diyebilir ve bizim engeller EKM dediğimiz bir birimimiz var. Bu EKM birimimizde engellerin özellikle yaşadığı sorunlarla alakalı ilgilenen Ahmet Uğur Baran diye bir kardeşimiz var. Sağ olsun, onu da burada tebrik ediyorum. O da çalışmalarına en üst düzeyde katkı vermeye çalışıyor. Birkaç hafta önce konumuz Ahmet Bey'de. Evet. Ama İzmir çok büyük bir bölge. Bu bölgenin içerisinde bizim göremediğimiz veya bizim duyamadığımız, erişemediğimiz insanların mutlaka komşuları çevresiyle, muhtarlıkları çevresiyle bizim kaymakamlıklara, kaymakamlıklar sosyal politikalara, gerekirse teşkilatlarımıza gelerek dertlerini anlatabilirler. Sadece bu değil, İzmir'de 8 tane evin ufaklığının uzrevleri var. Bunlarla alakalı sosyal politikaların bir çalışması var. Çok talep var bu arada. Bunları da biz tabii ki ilgileniyoruz ama sonun ihtiyaç sahibi olmayan yaşlılarda talep ediyor. Tabii bu talepleri de yerine getiremediğimiz zamanlar oluyor. Talepler ailesi uzrevlerinin. Tabii. Bizim huzurevlerimiz otel gibidir. Sağ olsun ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta sosyal politikalar müdürlüğü olarak. Bütün hepsi de doktorundan, sağlığından, yiyeceğinden, içeceğinden, her şeyine varana kadar yakından ilgileniyorlar. Tabii bununla alakalı da sosyal politikaların İzmir'de, yani Türkiye'de bir ilk yaparak İzmir'de Abidan Projesi diye bir proje geliştirdik. Tabii İl Müdürlüğü bu konuda çok hassas davranarak Aile Bilgi İşlem Destek Merkezi, aileler artık sosyal politikalara gelmeden İl Müdürlüğü'nce onların gelen bilgi ve maillere bakarak onların elektronik ortamda çözümü hiç gelmeden sıfır noktasına indirme. Ben İl Müdürümüz Nesin Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu konuda ciddi anlamda bir şey yaptı, oluşum, merkez yaptı. Orada da ciddi anlamda bir yoğunlaşma var ve şu anda faaliyette. İnşallah bunu da tüm ilçelerle beraber koordineli bir şekilde çalışırsa sadece vatandaşların ayağına gidilen nokta gelir tespitiyle alakalı. Onlarda biraz yoğunluk var. Onun da ekipman anlamında çoğaltılarak gelir tespiti. Evet. O en önemli olanı. Bunu da inşallah onda biraz bekleniyor. İnşallah onda ekip sayısı çoğaltılarak çözülecek. Bir şey soracağım. 18 bin kişi var yaklaşık dediniz sizin bir de bakım ayında var. Evet. Bu sahne bizim merkezin İzmir ilçeleriyle beraber. Evet. Yani 18 bin engelli maaş bu çok önemli bir sayı ve çok da düzenli şekilde hassas takip edilerek yapılan bir çalışma. Tabii burada kurumlar arasındaki bazen koordinasyon var olabilir ama engelli aileleri şunlara dikkat etmeli. İş yani protokol gereği değiştirdikleri evlerini hemen bildirmeleri gerekiyor. Yani bu önemli. İnşallah onu da merkez sistem haline gelecek. Onun da hiç bildirmesine gerek kalmadan inşallah onu da bu bilgi işlem merkezinden çözümlenecek. Evet, şunu da söyleyebilir miyiz? Herhangi bir yerde engelli olup da evinden çıkamayan, size ulaşamayan herhangi bir şey, vatandaşlar kararları ilçe örgütlerine, partilere gelseler. Biz şimdi ilgilerin evden çıkamayan çok kişiler evet, var. Çağrı merkezimizi de kuruyoruz. İlçelerden mesela yaşlı huzurevlerinden böyle devamlı huzurevlerinde kalmış yaklaşık 15-20 senelik beğenemi gitmiş ama AK Parti belediyelerinde de ziyaretler yaptırıyoruz. Orada onların mesela kahvaltı düzenleyip, gezi düzenleyip onları da huzurevlerinden çıkartma noktasında böyle bir çalışmamız var. Tabii ki evinden çıkamayan engelli kardeşlerimiz varsa bunların sosyal politikalar olarak da onların sağ, çünkü bazıları var engel grubuna göre spastik engelleri var. İşte birçok engel grubu var. Bunlara da doktor kontrolüyle onları alıp
aynı şekilde yerine götürüyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Bu çağrı merkezi, il merkezi mi olacak, il merkezinde mi kurulacak yoksa? İl merkezinde oluşturuyoruz bunu. Tabii bunda içerik olarak sahadaki vatandaşımıza daha yakın olmak, evet. Teşkilatlarımızın daha sistemli hale getirmek, teşkilatlarla vatandaşı buluşturmak ve vatandaşların sorunlarını iletilmesi gereken yere teşkilatımızın da sahiplenmesi de en doğru şekilde hiçbir insana ihtiyaç duymadan teşkilatlar vasıtasıyla ulaşmasını sağlamak ve onların işin çözüm noktası varsa onları çözmek. Bütün amacımız. Evet, bugün gazetemizde yine bir haber var engellerle ilgili. Konu açılmışken bu aslında ihtiyaçtan da öte bir şey. Aslında ihtiyaç da diyebiliriz. Evet, Gaziemir'de Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Gaziemir'deki engelli bir arkadaşımızdan geliyor. Dünya Engelliler Derneği'nden geliyor. Kamuya ait atıl durumdaki kamp ve sosyal tesislerin engellilerin kullanımına açılmasını öngören söz konusu projeden bahsediyor. Bu proje daha önce Sayın Doğukoğlu döneminde AK Parti'ye iletilmiş. Bu konuda çalışmalar olmuş. Fakat yarım kaldı diyor. Sayın Bülent Yıldırım döneminde acaba yapılacak mı diye soruyor. AK Parti projelerin bir tanesinde öyle ertelenmez, yarıda da kalmaz inşallah. AK Parti laf lafı üzerine değil, taş taş üzerine koyan bir parti. Böyle engelli kardeşlerimizle alakalı bizim de bir çalışmamız var. Hatta Menderes Belediyesi'nde Ürkmez Seferisar tarafından. Evet. Biz bununla alakalı da bir çalışma yaptık. İnşallah belediye başkanımız bu konuyla alakalı yakından ilgileniyor ve engellerle alakalı orada tabii ki engellerin mutlaka onların kriterlerini taşıyacak ortama getirmek lazım. Belediye başkanıyla görüşmelerimiz devam ediyor şu anda. İnşallah ilerleyen süreçte de belediye başkanımız bu konuyla alakalı bilgi verecek. Evet, Dünya Engelliler Derneği'nden gelmiş bu çağrı, engellilerin dışarı çıkması için gerçekten aslında çok önemli. Az önce size bahsettiniz. Sadece, tabii bu çok önemli bir proje ama ben özellikle şu anda okullar kapanıyor. Hı. Okulların kapanmasıyla alakalı birçok çocuklarımız işte aileler kendilerine hazırlıyorlar. Nereye tatile gidelim, yazlığa gidelim, işte şuraya gidelim, buraya gidelim. Ama ben burada gerçekten çok önemli bir proje olduğu için söylüyorum. Çocuğu olan aileler mutlaka belediyeler varsa belediyelerde, yoksa yaz okullarıyla bu çocukların mutlaka gününü tatil yaparak değil de eğitimine katkı koyacak şekilde göndersinler. Yani hem tatil hem eğitim. Evet. Ama çocuklarımızı boşta bıraktıkları zaman güncel yaşadığımız sıkıntılar, uyuşturucu, sigara, alkol buna benzer olaylara yöneliyorlar. Bunlar da toplumun mutlaka zayıflamasına sebep oluyor. Biz bunda da mutlaka ailelere şunu söylemek istiyorum. Çocuklar yaz aylarında mutlaka gidip bir kurs artı spor dalı, yüzme buna benzer yerlere çocuklarını göndersinler ki o çocuklar da kendini geliştirsinler. Çünkü sporla veya ne bileyim diğer kurslarla bu çocuklarımızda birçok kötü bir alışkanlıktan kurtarmış olacağız. Hepsi için söylemiyorum ama mutlaka bu çocuklarımızı da yaz aylarında boş geçirmeyecek bir onlara bir şey vermeleri lazım. Peki, destek olmaları lazım. AK Parti'nin belediyelerin yahut da sizin il başkanları bu konuyu çalıştığınız var mı? Şimdi tabii ki başkanlı olarak ağırlıkta CHP'li belediye olduğu için bunlara biz şey yapamıyoruz ama bizim belediyelerimiz zaten bu konuda hassas. Hı. Bununla alakalı da çalışmalar yapıyorlar. Ve ağırlıkta kendileriyle alakalı işte İbadetinden tutun, sporuna varana kadar, yüzmesine varana kadar birebir bildiriyorlar. Ve bunlar da ücretli tabi değil. Yani ücret özel yerler var onlar ayrı ama sonuçta çocuklarımızın gelişimi bizim yüz aynamız. Bunlar bizim için çok önemli. O yüzden
Sadece bunu ben AK Parti'nin belediyeler olarak büyük şehrin ilçe belediyelerinde bir arada büyük bir proje yapmaları gerekiyor. Ve buna da biz de gücümüzü yettiğimiz sürede destek olmamız gereken yerlerden her yerde oluruz. Evet, gerçekten çocuklar için özellikle yaz tatilinde neler yapacağı çok önemli. Dediğiniz gibi boşta kalan çocuk her türlü basak oluyor. Evet. Aileler bir yere kadar engel olabiliyor ama bir yerden sonra aileler de zor durumda bu konuda. Evet, başka engellerle ilgili yahut da sosyal politikalarla ilgili neleriniz var? Çünkü biraz sonra şeye geçeceğim. Siz şimdi eski belediye başkanı da ilgiliyiz AK Parti'nin. Çevre'yle ilgili bugün gazetemizin manşetinde oldu. Söylediğiniz şeyler var. Başka bir konuda söyleyebilirim. Ondan sonra da Çiğ'e geliyorum. Mesela başıma gelen yakın zamanda bir olay var. Bir yaşlı, 53 doğumlu bir Buca'da oturan bir vatandaşımız ile geldi. Tabii ki ben burada bunu anlatırken yaptığımız işlemin ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Bu vatandaşımız emekli olmak için birkaç tane evrak getirdi. Başkanım beni emekli etme kadar dilekçe verdi. İşte geri dönüşüde bana olmadı, gittiysen de beni kapıdan koyuyorlar, ben zaten dermanım yok, işte böyle bir yaklaşım olunca dedim, neden yani seni kapıdan kovsunlar ki? Sonuçta bu devletin kapısı, bütün kurumlar vatandaşına hizmet etmek zorunda. Eğer size yaklaşım tarzını uygun görmediğiniz bir şey varsa çıkarsınız müdürüne şikayet edersiniz, yoksa bize getirin, biz müdürüne iletelim, neyse gereğini yapsınlar. Ve bu arada amca kendi böyle konuşurken kendini ifade edemeyecek bir pozisyonda nefes darlığı sıkıntısı çektiğini hissettim. Dedim, sen dedim rahatsız mısın? Dedi, rahatsızım ciğerlerinden. Dedim, doktora falan gitmeyeyim. Ben dedi, yatacak yerim yok, zaten sokakta yatıyorum. Sokakta yatıyorsun da nasıl olacak bu iş? Yani sana hiç çoluğun çocuğun yok mu? Benim çocuklarım bana da bakmıyor. Anam da zaten bıraktı gitti. Ben de sokakta arkadaşlarla kalıyorum gibi. Böyle bir şey yapınca neyim var bir baktıralım dediğimde, ya benim oraya gidecek param yok. İşte ben dedi sokakta yatıyorum. İyileşemiyorum yani, iyileşsem de kalacak yerim yok falan. Tabii biz bu arada sosyal politikalarla görüştük. Daha sonra görüşmemizin neticesinde sağ olsun Gaziantep Devlet Hastanesi'ni aradık. Her türlü şeye bakıp acilden giriş yaptık. Amcamız şimdi evlenecek şekilde zımba gibi olmuş. Hatta bugün buradan da ziyaretine gideceğim. Şunu söyleyeceğim. Sadece mesele orada vatandaşın işini evrak üzerinde sordukları bile değil, onun yaşadığı dünyasında ki yaşadığı sıkıntıları da bilmek lazım. Mesela bizim AK Parti'nin de baktığı çerçeve bu. Yani bana geldi, Ahmet'i soruyor. Ya Ahmet şurada. Biz onu yapmıyoruz AK Parti işlerinde. Biz eğer gerçekten de vatandaşta hissettiğimiz sıkıntıları biz acaba nasıl ilaç olabiliriz, bunu mücadele edelim. Evet, vatandaşın sıkıntıları deyince vatandaşın sıkıntıları da bütün ülkeler aslında. Durmadan yenileri çıkıyor. Biraz Çiğli'ye gelelim. Evet, Çiğli. Doğru büyüdüğümüz yer. Şimdi gazetemizde Çiğli'de ilgili oldukça fazla haber var bugün. Bir Sayın Hasan Aslan'ın konuşması var. Hörgüçten sallamanın mantığı yok diye bir başlık atılmış. Oraya geleceğiz. Bir de BDM üyesi var Sayın Hüseyin. Gündüz, Hüseyin Gündüz'üm var. Canlı'da yaptığı programda. Şimdi önce şeyi sormak istiyorum. Hasan Aslan şimdiye kadar ne söylediyse yerine getirir diyor gazetenin alt başlıklarından birinde. Ne diyorsun bu? Hüseyin Bey'in söylediği bir laf. Hasan Aslan şimdiye kadar ne söylediyse yerine getirir. Yani İzmir'in en büyük sıkıntısı zaten bu tür laflar. İzmir layıklık layık alacak. Layıklık de ilgili zaten onu da doğru düzgün savunamıyorlar. Kendileri layıklık adı altında söylemleri hiçbir zaman birbirine bağlaşmıyor. Ben akşam Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözü PKK'lıya diyeceğim.
DHKP'liliği ziyaret edeceksin. Ya CHP Atatürk'ün kurduğu bir parti. Bu durumlara düşecek kadar ucuz siyaset yapıyor mu? Ne işi var Atatürk'ün vatanı milleti için her başarılardan başarıya işte Çanakkale'de, Samsun'da, İzmir'de yani bu insanlar ne için bu mücadeleyi verdi? Ne hizmet ettilerse ben bilmiyorum. Ben bir şey görmüyorum. Trafik sıkışıklığından, Çin'in merkezinden bile geçemiyorum. Sokaklara bakıyorsunuz, müteahhit firmaların yapmış olduğu birçok proje var. Projede diyor ki yolunu sen yapacaksın, altyapısını sen yapacaksın. Belediye hiçbir şey yapmıyor. Sadece parasını alıyor. Ama bütün o yatırımları da vatandaşa yaptırıyorlar, belediye. Emlak vergisi alıyorsun, çöp vergisi alıyorsun. Ne hizmet ediyorsun? Çöp toplamak, emlak vergisi almak hizmet mi? Çöp meselesini diyeceğim ya. Çöp değil, çöp önemli bir şey varsa işte, buna geleceğim. Diyeceğim de şu. Eğer AK Parti işte Konak tünelini yaptı. Onlar sahiplenmeye çalışıyor. Senin başkanım oradan 3 kurt altın çıkarmışsın yani. Ne olur altınlar? Çıkan altın. Altınları işte yaptılar ya bizim bakanımızı başbakan yaptılar. Altından mı? Altından da oldu bunlar. Yoksa bunların ifadeleri başka bir şey değil. Çamur atmak. Ondan sonra yapamayacağı, başaramayacağı şeyleri de AK Parti hükümetine suç bularak yollarını açmaya çalışıyorlar. Bu dedikodular sana hiç rahatsız etmiyor. Ya onların yani bizim AK Parti hizmetleri onların kafasına çakılan çiviyi düşün. Böyle rahatsız ediyor onları. Bizimden sorumlu bir şey yok diyorsun. Bizimden sorumlu bir şey yok. Şimdi yine Hüseyin Bey'e döneceğim. Hüseyin Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Mesela şöyle diyor ki, Tresüt marka olma yolunda ilerliyor. Çiçek üreticileri ile ilgili ciddi bir değer yaratılmış diyor. Tresüt ve çiçek üreticilerinden bahsediyor. Tresüt var, acayip kooperatif. Şimdi ben 2002 yılında bahsedeyim hemen kısaca. 2002 yılında bu ülkede biz de ticaret yapıyoruz. Emekliler daha kotarılı gelmedi işte evet. Para getirmedi. 2 gün 3 gün bankamatikte para yatmamış diye bize gelip bir gün iki gün teyit isteyen insanlar vardı. Veya bir Doğan araba alacaksınız. 2,5 sene parasını ödüyorsunuz, sıra bekliyordunuz. Gazete küpürlerinden çamaşır makinesi, buzdolabı, işte çeyizini öyle düzüyorlardı. Şimdi ben nasıl sahiplenildiklerini de ben anlamıyorum da. Eğer Tire'de değil, tüm Türkiye'de ve sütle süt, hayvancılık, tarım, çiçekçilik. Sayın Başbakanımız bakan olduğu zaman işte geçenlerde geldiğinde onların çiçekle alakalı her türlü katkısını koyarak protokol imzaladı. Devlet bu yönde onlara her türlü desteği, katkıyı, krediyi sağlarken onlar daha bunun ne olduğunu bilmiyordu. Bu AK Parti'nin konuşuyor. Onlar neyi Tire'de çiçekçiliği AK Parti sayesinde gördü. Ve tüm Türkiye'nin çiçek noktasında artık belki İzmir merkezi olacak. Bayındır ve Tire bu konuda. Bayındır, Tire. Ve bunlarla alakalı da AK Parti teşkilatı olarak orada ben geçenlerde gittim. Bağ, bahçe, her taraf sera olmuş. Çiçek serası. Bunlar çok güzel şey. Devletin katkıları çok da güzel. Tabii canım, yani devletin katkıları. Peki bu projeler özel bir şey aslında. Sayın Hüseyin Bey'in buna sahip çıkması ve onlardan bahsetmesi. Aslında bir taraftan sahip çıkması güzel, desteklenmesi güzel de sanki kendi projeleriymiş gibi bunlardan bahsediyor. Onlar nasıl diyeyim size, ben CHP seçmenini özetliyorum yani. CHP seçmeni yaklaşık bir ilçelerde, büyük ilçeler, mesela Çiğ'de 5000 kişinin üstünde döner. Diğerleri CHP'ye oy verip nasıl, hani maganda kurşunu var ya,
Hani havaya silah ateş eder ama adamın içinden gelmişti, saldıracak yani. CHP'ye giden oylar da aynı öyle maganda oylardır. Bana göre. Çünkü yani, 5000 kişinin üstünde dönen bir siyaset var. Bilinçli olarak denilmiyor bunlar diyorsun. Ben kesinlikle, kesinlikle sadece Atatürk'ün kredilerini tüketiyorum. Atatürk, Cumhuriyet'in kredisini tüketiyorum. Ben ne hizmet yapıyorlar da ne oy alıyorlar. Konak tünelini biz 3 senede bitirdik. Daha metro hattı bitmedi. Yıllardan beri bakıyorum şimdi bütün sokaklar delik deşik Çiğli'de. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ya ben Ankara'da mobilyacılık yaptığım zaman kamyonla buraya gelirken bir günde geliyordum. Bir de lastik parası ödedim yollardaki bozukluklardan dolayı. Şimdi millet şey diyor, doğal gaz attı, yok işte altyapı yapılıyor. O kadar pisliği, o kadar sıkıntıları, o kadar çamuru şeyi çekiyor. Diyor ki bunlar yapılıyor. AK Parti yapsa bundan kötüsü yok. AK Parti belediyesi yapıyor çünkü. Manisa tüneli yapılıyor. Neymiş efendim, yeri yanlışmış. İşte efendim Çandarlı Limanı yapılıyor. 2000 yataklı devlet hastanesi, bunların hayalleri bunlar değil ki. İstanbul yazmış. Evet, 3,5 saat, 3 saatte buradan İstanbul'a gideceksin. Ya biniyorsun arabaya, benzinli, AK Parti bunların ceplerine para koyuyor. Bunlar zannediyor ki biz çok ilahiyiz, biz çok cumhuriyetçiyiz. Onlar kadar bu memleketini biz de seviyoruz, ben daha fazlasını yapıyoruz. Onların içki masalarında, içki sofralarında bu İzmir'in geleceği tayin edilemez. Onlar Allah rızası için oturacaklar, ellerin bu millet size oy veriyor, bu millet için ne yapıyoruz diye bunu düşünecek. Kendini paralayan, kendini bu mücadelenin içerisine koyan belediye başkanları da var. Onlara saygım sonsuz. Ama ben böyle, yok efendim biz şunu yapıyoruz, biz bunu yapıyoruz, laf üstüne laf koymaktan başka bir şey yok. Memleketi sevmek hizmetle olur diyorsun. Evet, yani eğer bir ilçeni seviyorsan çöp sorununu çözersin. 6 ay içerisinde ben çözmezsem istifa edeceğim dedim. Birçok gariban, fakire her türlü imkanlarımla, partinin imkanlarıyla sahip çıktım. Ama vatandaş... Şimdi siz bunu söylüyorsunuz ama bakın ne diyor şey... Çöplükten siyaset olmaz diyor Sayın Hüseyin Gündüz. Ayrıca Sayın Hasan Aslan da çöpten medet umuyorlar. Acaba seçim alabilir miyiz diye düşünüyorlarsa alamazsın. Çiğli halkı gerçeği görüyor diyor. Çöp üzerinden siyaset mi yapıyorsun Sayın Hocam? Ben Hasan Aslan'a bundan seçim beyanlarında çöpü ben kaldıracağım diye kendini yırtıyordu. Şimdi ne oldu? Çöp onun ticaret yaptığı, onun birçok inşaatlarının yaptığı alanlarda acaba her o tarafa gidişinde gitsinler bir gün yaşasınlar. Ben geçen gün gittim. Çöple alakalı bir haber yaptım. Orada çöp kayması oldu. Evet. Hangi bir tane televizyon kanalında şey yaptırdılar? Hangi bir tanesi çıkıp da oradaki vatandaşın ya siz burada yaşıyorsunuz ama sizin bu sorunuz işte şöyle şöyle. Yok efendim çet alamadık. Ne diyeyim yani onların iş yapma gibi böyle bir mücadelesi yok ki. Evet. Sayın Bakanımız diyor kardeşim İzmir'le alakalı bana sorununuzu getirin. Çözmezsem o zaman konuş. Bunlar bütün bakanlıkları AK Parti'nin şeyi gibi görüyor. Merkezi gibi görüyor. Hizmet noktasına geldiği zaman bakın en çok yakınan onlardır. İşte çöpü sizin yüzünüzden yapamıyoruz. Sen evet. Hiç Allah rızası için elini vicdanına koyup acaba çöple alakalı ne gayret çaba gösterdin buna bak. Kimi karşına aldın? Kim için muhalefet ettin buna bak. Mikrofonun başına oturdun mu ben de konuşuyorum ya. Ben 6 ay içerisinde bu çöple alakalı çöpü sorunu çözemezsen istifa ederim 6 ay içerisinde. Ne yapacaktım çöpü mü çözecektim? Gidecektim oraya kepçelerle kazacaktım, çöpü de öldürecektim. Ne yapacaktın? Belediye başkanlığını mı alacaktın? Sen vatandaş neyine oyna? Gidip CHP'nin bayrağını veya gidip birilerine yalakalık yapmak için orada susuyorsan
bu vatandaşın sana oy veriyorsa, yere geldiği zaman biz davamızın arkasındayız. Onların da yaptığı yanlışlar sonuna kadar, zamanı yeri geldiği zaman bunlar mutlaka yavaş yavaş çıkıyor. Biz de her türlü yanlışlarının mutlaka suyun üzerinden çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Sayın Başkan şikayet etmişsiniz şeyi, daha doğrusu arkadaşlarımın oradaki. BD'yi şikayet etmişsiniz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. BD'nin bütün paralarını, malları harcayabilmiş. Bizim öyle küçük işlerle uğraşmayız, devlet gereğini yapar. Bizim devlet... Nedir bu açısından? Ya böyle bir saçmalık bir şey olmaz ki. Ben diyelim ki ben kaldıracağım SGK müdürüne, bunu acize gönderiyorum. Ya böyle bir mantalite yok ya. Devletin bütün kurumları elektronik ortamda çalışıyor. Şimdi bunlar başına bir şey gelse devletten biliyor. Güneydoğu'da sabahtan akşama kadar bu memleket için mücadele veren, verdiren ve sahiplenen AK Parti neymiş efendim? Terörü AK Parti şey yapıyormuş. Yok destekliyormuş. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Hiç mi sizin şehitlere bir saygınız yok ya? O insanların orada yaşadıkları sıkıntıları hiç mi görmüyorsunuz? Tünellerde her gün bombalar patlatarak, masum insanları bombalar atarak şehir merkezlerinde katledenler, bir bakıyorsunuz onlarla kol kola onların ziyaretine nasıl gideceğiz diye, belki gizli de gidiyorlardır da nasıl ziyaret ederiz diye bunun şey. Onları da aynı şekilde bu memleketin birliği ve bütünlüğü açısından bu devlet daha ne yapacak yani? Evet, siz gerçi ilçeden biraz uzaktasınız ama yine de Çiğli Belediye Başkanları olduğunuz için konulara bakırsınız. Bir şey daha söyleyeyim Sayın Başkan. 4 işlem yapmayı beceremeyen bazı arkadaşlar, BD'nin 10 milyon zararı var, BD'yi batırdılar diyormuş. Tabii yine oradaki arkadaşlar söylendi bu. 4 işlem yapmayı beceremeyenler diyor, BD'yi batırdılar diye isyan ediyorlar diyor. Ya bu Hasan Arslan ağzı laf yapar. Fakat oraya hakkıyla gelen bir adam değil. Vatandaşlar tanıdıktan sonra bunlardan kaçan insanlar var. Diyor ki ya biz bu, yani Hasan Arslan'ın mücadelesi hizmet noktasında değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı orada dalgalansın, gerisi önemli değil bunlar için. Ama vatandaş gerçeği görüyordu şimdi Sayın Başkanım. Şimdi vatandaşın iktidarda olan onlar, borcun içinde olan onlar, bankamatik memurların ilçe başkanına varana kadar çalıştıran onlar. AK Parti'de bir tane göstersinler. Bunların yaptığı her şey kendine yakıştıramıyorlar ama başkasına yakıştırıyorlar. Ama bunlar yapmaktan da geri kalmıyor. Ama Sayın Başkan öyle bir şey söylemiş ki, örgüçten sallamanın mantığı yok diyor. Biraz önce dedim, maganda oyları da gelirse. Evet, çok ciddi bir laf aslında. Şimdi ben burada bir şey daha gelmek istiyorum. Tabii buyurun. Hasan Arslan orada bir yazısında şurada biraz önce baktığımda şey diyor. Şurası. Bir dakika. Evet. Şurası. Evet. Diyor ki ben diyor zan altında bırakmıyorum. Müteahhitler 6 ay projesi bende bekleyen bir tane adam varsa ben diyor görevi bırakırım. Ben de ona buradan Odri Meydan diyorum. Çağrı'da da bulunuyorum. Benim işimi yapmıyorsun ve yardım noktasında da beni sıkıştırdın. İlla ki yardım edeceksin diye. Karşılıksız da yaptırmıyor. Ve benim işim de 2 seneden beri bekliyor. Ve bunun iki dudağın arasında olan bir proje. %58 zayiatım var. Yine çözmüyor. Bağış yapıyorum, yine çözmüyor. Hadi istifa etsin. Eğer delikanlıysa çıksın desin ki atlan, ben de bunu bakanlık üzerinden çözmeye çalışacağım. Ama benim kendi şeyimle alakalı kendi bürokratlarına da talimat veriyor. Diyor ki kardeşim Adnan Yılmaz'ın işini yapmayacaksınız diye. Benim burada evrak kayıtlarım hepsi belli. Hasan Arslan'ın iki dudağın arasındaki bir şey yüzünden orada yatırımda çalıştıracağım kişiden tutun, orada çok önemli projelerle alakalı bir merkezde, Balatçık gibi bir yerde ve ben projemi ruhsat alamıyorum.
Uygulama yapmıyor. 2 yıldan beri. Görüşme de yapmıyor. 6 yıldır. Pardon, 6 aydan bahsediyor Sayın Başkan. Ben 6 ay beklenirse istifa edebilirim gerçekten. Ya onun lafta, hadi çıksın desin ki kardeşim ben senin bundan bekletiyorum. Siz gidip bir belediye başkanı dediğimde vatandaşın işini çözecek, her türlü katkıyı koyacak benim için şehre emindir. Fakat ben gidiyorum. Ben de adaydım. Seninle beraber rakipleştim ve kazandım, takdir ettim. Dedim ki kardeşim bu demokrasidir, başarılar diliyorum diye. Bana düşen oydu, ben onu yaptım. Ama kendisi Adnan Yılmaz'ın işini yapmayın diye bürokratlarından talimat veriyor. Ben bunlarla alakalı... Yani söylemek çok ciddi bir suçlar Sayın Başkan. Ben... Hani yani, Adnan Yılmaz'ın işini yapmayın diye talimat vermek de bir suç aslında. Bu da aynen. Şimdi ben oradaki kime söylediğini ben söyleyecek değilim ama sonuçta benim işimi 2 yıldan beri yapmıyor ve geldi benden spor kulübüne de çok ciddi bir para istedi. Yani sanki spor kulübünü çok düşünüyor. Onunla alakalı da ben gerekli yerlerde gerekli görüşmelerimi yapıyorum zaten ama bunların yapmış olduğu çalışmalar tamamen vatandaşın lehine değil. Biz burada uygulama yapılacak bölgeler var. Bu bölgelerde acaba biz nasıl rant elde ederiz? Nasıl yaparız? Eğer oldu oldu, vatandaşlar bir uyanıyor. Bakıyorlar bu işin içinde başka işler var. Ve uygulamaya karşı çıkıyor. Ya siz bir güven kazanın yani. Şey yapıyoruz, nasıl diyeyim size, Çiğli'ye bir mücadeleyle örnek veriyorum. Şu andaki mevcut belediyenin olduğu yer binasını biz konsorsiyum olarak yaptık. Hükümet konağına yer başladı. Hükümet konağı yapıldı, bitiyor şimdi. Gediz Üniversitesi'ni hemen onun yanında belediye hizmet alanı, bunların tahsisatı noktasında birebir benim şeyim var, desteğim ve etkim var. Benim, yerler benim değil ama sonuçta bu işlerin vatandaşların kullanabileceği bir alanda kullandırmak en doğru bir iş yani bana göre. Biz bunları yapıyoruz. Çiğli'de birçok hastanenin gelmesi noktasında yapılan 450 yataklı devlet hastanesi müteahhitin bir sorunu vardı. Yine belediye yeri geldiği zaman yaşadığı sorunlarla alakalı. Yine gittim Ankara'dan, bakanlıktan ben çözdüm. Sayın Başbakanımız o zaman devreye girdi, öyle çözdüm. Geliyorum, orada okullar yaptık. Ben yaptım 2 tane okul. Ya ben bu Çiğli'nin kalkınmasında ondan çok daha fazla, yani o hizmet ettik diyor ya, gelsinler benim yapmış olduğum veya destek olduğum hizmetlerle karşılaştırsınlar, onların yaptığı çıkacak meydana. Bir tane şeye, İstiğin oraya deniz kafe yaptılar. Akşama kadar orada içkiden başka bir şey yaptıkları yok. Yani onlar kendilerine yer yaptı. Vatandaşa mı yaptılar? Kendilerine güzel bir yer. Hadi göstersinler. Evga 5'te ne yaptılar? Ege kentte ne yaptılar? Bir sorsunlar ya. Ne yapmışlar ya? Evga 2'de ne yaptılar? Ellerindeki neymiş efendim? Yerleri belediye haciz etmiş, SGK haciz, tedbir koydurmuş. Efendim yer satamıyorlar. Önemli olan vatandaşların topladığı paralarla, ama orada 1000 tane işe yaramayan adam çalıştırıyorlar. İşe çıkmıyor. Çalışan belli bir kesim var. Onlar da canı burnundan geliyor. Onlar çalışıyor. Belediyenin etrafında çalışmayan adamlar çalışmadan para alıyor. Bunlara para mı yeter? O kadar insan gücüyle fabrikalar şu anda belki belediyenin 300 kadar para kazanır. Ama bunlarla insanları çalıştırma gibi bir gayret çabaları yok. Bunlar ancak devletle uğraşsın, oradaki AK Parti ile uğraşsın, işte efendim meclisiyeleri eleştirmesin, Adnan Yılmaz şimdi burada basında konuşmasın. Bunlar sadece susturulan insanların veya susturulması gereken insanların şekliyle onlara acaba biz nasıl müdahale edebiliriz? İşte biz orada Adnan Yılmaz'ın işlerini nasıl kitleyebiliriz?
%40 normal zayiatı Adnan Yılmaz'dan nasıl %51-%52 alabiliriz? Buna bakıyorlar. Gidip birçok insan mağdur olmuş ya arazileriyle alakalı. Ama Hasan Arslan'ın kendisinin inşaat malzemesi verdiği hiçbir yerde takılma olmaz. Sasalı'da insanların birçok evlerini kaçak yapılmasına müsaade ettiler. Gittiler alışverişten Hasan Arslan'dan aldılar, inşaat malzemesinden aldılar. Ve o insanların inşaatları durdu. Mağdur olan kim oldu? Kazanan kim oldu? Ben birçok müteahhit arkadaştan duyuyorum. Eğer malzemelerinizi oradan almazsanız işiniz zor. Siz de oradan alsaymış malzemelerinizi. Ben yaklaşık 20 yıldan beri ticaret yaptığımız bir adamdan bahsediyorum. Çin'in insanı. Ben tanıyamıyorum ya. Belediye başkanlığı bu kadar insanı böyle ufak işlerin adamı olmuş ya. Yani. Ben isterdim ki Hasan Arslan desin şu sahili nasıl açalım? Acaba Çiğli'ye bu havalimanını bizim Çiğli havalimanını organize sanayi bölgesiyle nasıl özdeştirelim veya kargo taşımalıcılığına açabilir miyiz? İşte birçok noktalarda istihdam marina mesela Sayın Başbakanımız o zaman bakandı belediye başkanlığı döneminde daha sonra bakandı dedi ki marinayı Çiğli sınırına getirelim. Ya birçok Çiğli'de ticaret yapılıp istihdam noktasında insanlara kazanç sağlayabileceğimiz birçok alanlarımız var. Denize sınır olup da denizden faydalanamayan tek ilçe herhalde. Ve 9 kilometre sahil şeridi var. Ben bakıyorum kuş cennetimiz var. Ya biz bunları turizme, işte Çiğli'ye nasıl entegre edebiliriz? Ama bunlar onlar için önemli değil. Onlar hizmetle falan bir şeyleri yok. Ben o kadar para kasaya giren belediyenin ya vatandaşları da ben anlamıyorum. Yani oy veren insanlara. Diyorum ya, yani 5000 kişi üstünde bir siyaset dönüyor. CHP'nin. Ama diğerleri de normal genel siyasetle veriyor. Biraz da AK Parti'nin suçu değil mi Sayın Başkan? Kendinizi anlatamıyor musunuz? Tabii ki burada... Yani insanlar neden ne olursa olsun gidip CHP'ye veriyorlar İzmir'e? Bakın bunlar Türkiye'nin bir aslında İzmir'in Türkiye bir yani birçok belediyelere baksa İzmir halkı akıllı insanlar. Başbakanımız da dedi ya benim belediye başkanı seçmediniz. Başbakan olarak düşündüğünüz için teşekkür ediyorum. İleri görüşlerinden dolayı. Şuna söyleyeceğim. Bizim İzmir'in gerçekten kabuk değiştirme ihtiyacı var. Artık belediyeler de şey yapmaya başladı, zorlanmaya başladı. Bir çıkan yeni bir proje yok. Kentsel dönüşüm yine AK Parti'nin projesi. Birçok insanlar var, mağdur yerlerde yaşıyorlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlere bakın. Bir Mavişehir'de %75-%80'lik bir kesim var. Bir de gidin en kırsal çöp depolama alanında yaşayan insanlar var. O insanlarla ben görüştüm de bana şunu söylüyor. Diyor ki başkanım siz gelsiniz bizi yerimizden edersiniz rahat. Ya biz kimin yerinden etmişiz de gidin depremden sıkıntı çeken yani deprem mağduru olan insanlar Van'da yepyeni bir şehre kazanır. Sizin çoluğunuz çocuğunuz onların çoluk çocuğuna kıyas edebiliyor musunuz? Siz onlara oy veriyorsunuz onlar sizi görmüyor. Mavişehir'deki insanın size ihtiyacı yok ki. CHP'ye de ihtiyacı yok, AK Parti'ye de ihtiyacı yok. Ama bu ülke bizim hepimizin bu ülke için eğer bu ülkenin başına bir şey geldiği takdirde orada sen istersen vardığın hiç kimseye devlete de ihtiyacın olmasa o senin gelecek olacaktır. Terör de aynı. Her konuda biz vatanımızın, ülkemizin bütünlüğü için elimizden geleni yapmaya her zaman gayret ve çaba gösteriyoruz. Sayın Başkan çok teşekkürler. Sürenizi elini açmışık. Arkadaşlar ikaz ediyorlar. Ama ben son sözü yine de size bırakmak istiyorum. Son söz olarak İzmirlilere neler söylemek istersiniz? Buyurun. Evet. Ben buradan tüm İzmirli vatandaşlarımıza söylüyorum. AK Parti'ye güvensinler. Ve AK Parti teşkilatları
mutlaka beklentilerine cevap veremeyecekleri bir sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz ama sonuçta orada da tüm vatandaşlarımızı temsil eden insanlar var. Eğer AK Parti ile bu ülkeye katkı koymak çok daha kolay. Bu hizmet noktası çok daha kolay. Kenarda kalıp da eleştirme yerine AK Parti teşkilatlarıyla ilçemize, ülkemize, İzmir'imize nasıl hizmet edebiliriz? Buna bakmak lazım. Ben buradan bize bu imkanı veren Yeni Gün ailesine çok teşekkür ediyorum. Başta sizlere. Tekrar böyle bir organizasyon içerisinde ifadelerimde çok rahatlıkla dile getirmiştim. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Çalışmanızda başarılar dileriz. Özellikle bu engellilerle ilgili yaptıklarımız aslında çok çok önemli. Engelli vatandaşlarımız inşallah işte sorunları olurlar. AK Parti ilçe merkezlerine, il merkezine gelip sorunların çözümüne amacımız var. Evet, çok teşekkürler. Tekrar başlayabiliriz çalışmalarımızda. Sayın Seyircan, Yeni Gün'de günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Adnan Yılmaz'dı. AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı. Biz Yeni Gün'e ayrı sonra kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve Yeni Gün'de günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.